Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan. Peki bu tatbikatın amacı ne? Neden böyle büyük çaplı bir tatbikat yapıyoruz? Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Başlayalım. Çıktığın yolda bugün yelken açık yap yalnız. Gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız. Yürü Hür maviliğin bittiği son hatta kadar insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Türk ordusu son zamanlarda bildiğiniz üzere tekrar şahlanmaya girişti. Ergenekon, balyoz, olaylar, cinayetler, darbe girişimi derken ordumuz özellikle de deniz kuvvetleri büyük yere almıştı. Bunların üzerinde de dış baskılar binince ordumuzun gerçekten bir şeyler yapması gerekiyordu. Son noktayı bununla koyması Türkiye adına gerçekten yaraşır. Peki bu tatbikatın gerçek sebepleri neler? İlk sebep çoğumuzun bildiği üzere Yunanistan. Birkaç ay önce Yunanistan gerçek mermilerle burnumuzun dibinde Ege'de tatbikat yapacağını söylemişti ve bu tatbikatı yapmak istedikleri alan her seferinde kendilerinin olarak söyledikleri bizim karasularımız. Bunun üstüne Türk ordusu da misilleme yapmak için sen yaparsan biz de yapıyoruz lan deyip aynı yerde, aynı tarihte tatbikat yapacağını söyledi. Aslında bu tatbikat sadece Ege'de 20-30 geminin katıldığı ortalama bir tatbikat olacaktı daha sonradan alınan kararlarla bütün Türkiye'ye genişletildi. Şimdi bu olayda 103 geminin, birçok helikopterin ve jetin, yepyeni teknolojilerin, insansız hava araçlarının ve en önemlisi 90 bin personelin katılımı var. Ki bu 90 bin öyle az buz bir rakam değil. Ordumuzun askeri personelinin neredeyse üçte biri. Yani deniz kuvvetlerimiz elindeki tüm imkanları kullanıyor. İşte bu yüzden yapılan şey çok iyi de bir eğitim çalışması. Biliyoruz ki ordumuzda çok iyi eğitimli timler olduğu kadar yani eğitimin tamamlamamış ordu mensupları da var. Aramızda şey diyenler olacak. Bu tatbikat bunca insana ne öğretecek? Deniz tatbikatlarında şöyle bir şey var. Öyle kara hava gibi sadece hedeflere ateş açılıp belirli hedefler imha edilmez. Deniz birlikleri ikiye ayrılır. Bu iki takım birbirleriyle olan bağlantılarını koparırlar ve bir savaş gerçekliğinde karşı takımı bulup etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Düşünün, altınızda bir denizaltı var ve siz onu etkisizleştirmeye çalışıyorsunuz. Konuyu çok dağıtmadan sebeplere tekrar dönmek istiyorum. Bu tatbikatı yapmamızdaki asıl amaçlardan biri de caydırmak. Bazı sayfalarda benzin mermi israfı diyenler olmuş. Yani bunları da gördüm. Eğer bir savaşa girersek bundan yüzlerce kat malzeme harcarız. Ki bu savaşa girmemenin en iyi yollarından biri de elindeki kuvveti karşındakine gösterip korkutmak. Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz krizinde de yumruğu masaya vurmamız için bir ön adımdı bu tatbikat. Bu krizdeki son durumu da başka bir videoda enine boyuna anlatmak isterim. Onu şimdilik geçelim. Sonuç olarak mavi vatanımızın mavi kalmaya devam edebilmesi için Ordumuzun hazırladığı her işin arkasındayız. İlerleyen zamanlarda yaptığımız işlerinde kimin yarısını kaşıdığını hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızı ilk elden görmek için kanalımıza abone olabilir. Fikirlerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.